Herkese merhaba dostlar. Alışılagelmişin çok dışında bir ekonomist çoban videosuyla karşınızdayız. Bugün konu elektrikli araçlar. Başlıkta gördüğünüz fikre sahibim ben. Yanımda gördüğünüz Engin de bu fikrden beni belki caydırmak için ya da antitez olarak burada. Şurada bir Tesla, burada da benim ne derler buna? Yandan çarpı. Merso. Tamam mı? Kalite. Konu elektrikli araçlar. Bence korkutucu bir durum var. Özellikle işin ekonomik tarafıyla ilgili. Engin'i tanıtayım önce size. Engin zamanında birkaç ay önce Forex eğitimine katılan güzel insanlardan bir tanesi. Fakat onu biz Tesla'sıyla tanıdık. Tesla'yla geleceğim abi, sana kullandıracağım demişti. Geldi, eğitimini aldı. Tesla'ya da bindik, gezdik. Sağ olsun bize ağzımıza bu malı çaldı. Güzel bastın ama yani, Mustafa abicim. Yani hepimizi yapıştırıyordu koltuklara. Oh, iyi gidiyormuş bu ya. Dediniz ki bu, ben şeyi merak ediyordum. Ulan bu elektrikli araçlarda tork var. Hani bastım mı, buna bastım mı o yavaş yavaş gelecek ya. Elektrikte torku direkt hissediyorsun. Acaba ne oluyor dedim. Harbiden yapıştırıyormuş kolta. Bir de Tesla olması güzel. Yani senin bana böyle bir faydan oldu. Benim sana bir faydam oldu mu Forex eğitimiyle? Gerçekten Mustafa abi, Forex deyince insanlar biraz böyle ürkebilir. İşte bunlar hayal şeysidir. Sen daha gelmezden itibaren bu bir yatırım okuludur. Var olan yatırımlarınızı değerlendirmek için, ki ben de onun için gelmiştim. Kendimi nasıl hece edebilirim? Bu piyasayı anlamak, stratejileri anlamak diye. Ondan beridir kendimde o düsturları, senin öğrettiğin Kur'an ve kaideleri uygulayarak devam ediyorum. Uygulayınca güzel sonuçlar alınıyor. Gayet değil mi? Güzel oluyor. Biz loto oynamıyoruz. Kumar kelimesini bile geçirmek istemem. Geçir. Forex kumar mı şu anda senin gözünde? Yok, benim gözümde gelmeden değil. Gelmeden önce muhtemelen korkutucu bir piyasaydı. Ve böyle işi gücü olmayanların, işte şey yapmak isteyenlerin, 100 dolarla bir şeyler deneyelim, atalım tutarsa gibisinden. Böyle bir dünya değil dostlar. Çok stratejik insanlar varlıklarınızı daha çok koruyarak büyütmeye amaçlayan bir teknik öğrendik senden. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Yani bu benim için bir gururdur. Para kazandın mı? Miktarını sormuyoruz ama. Eğitimin parasını ve bir miktar holosko artı bir miktar para. Tesla'yı eğitimle aldı dermişiz. Yok öyle değil. Geldiğimizde vardı bir var. Zaten böyle bir yatırım olmasın. Böyle bir hareket. Zaten size söylediğim şey, bir Tesla almayacağız. Biz ayda 100 dolar, 500 dolar, 1000 dolar kazanacağız. Ufak ufak kazanacağız. Sürekli kazanacağız. Tesla'nın MTV'sini çıkarttım diyebilirim. Oh, çok evet, güzel. Elhamdülillah. Allah şükürler olsun. Şimdi bu adam elektrikli araçlarla ilgili, bu arada muhakkak takip etmenizi öneririm. Özellikle bu konuyla ilgiliyseniz kesin takip edin. Geldiği zaman YouTube kanalını yeni açmıştı. Bir YouTube kanalına sahip. Kanalın ismi? Engin Özören. Adım, soyadım yani. Dedi ki böyle bir kanal açtım ben de abi dedi. Ben de baktım içeriklere falan, dedim ki buradan yürü, sen yürürsün. Muhtemelen beni de geçecek abone sayısında. Şimdi kaç abonen oldu? 40 bini geçtik mi? Şu aralar 48 bindeyiz. Maşallah. Bak büyük hızla bana yaklaşıyorsun ve geçeceksin. Bakalım, ben de bilmiyorum şu anda. Adamın içerikleri çok kaliteli. Kullandığı ekipmanı, zaten kendi yapısı da çok kaliteli. Zaten söylediklerinden anlayacaksınız. O bakımdan muhakkak takip etmenizi kesinlikle öneririm. Hoş geldin tekrar videomuza. Hoş bulduk. Çok şimdi teşekkür ederim. Şöyle edeyim. Bir fark var aramızda Engin'le. Ben teşekkür ederim. Şöyle bir fark var. O işin elektrikli araçlar tarafında pozitif. Ben negatifim. Engin'in kanalında da bir video çektik. Orada da söyledim. Yine söyleyeyim. Ben eskiden sizden çok daha fanatik, elektrikli araçlar gelsin, dünya kurtulsun romantik hikayesinin peşinde elektrikli araç seven bir adamım. Şimdi 180 derece dönmüş durumdayım. Çok temkinli bakıyorum. Ve hatta hem ekonomik tarafında, hem de sosyal yapıya etkileyecek tarafta, hem de doğaya olacak etkisi tarafında hepsinde negatifim. Hadi gel çözelim abi o zaman ya. Yani çözebilir miyiz bilmiyorum ama fikrin başka olması çok güzel. Ben negatiflerimi, sen pozitiflerini söyle. Ben diyorum ki bu elektrikli araçlar şu anda hem altyapı olarak hem de elektrik üretimi olarak geleceğe pozitif bakmamızı sağlayacak bir noktada değil. Bulunduğumuz noktada bu araçlara ödenecek paraların belki de bir kumar, belki de ucu karanlık bir tünel olduğunu düşünüyorum. Ha, tünel aydınlıklasa sonuçlanabilir ama bir duvara da çarpabiliriz. Bu beni korkutuyor bir kere. Ben hep işin realist tarafındayım. Şimdi sana soracağım, gerçekten bana şunu söyleyebiliyor musun? Şu noktada ve gelecekte elektrikli araç ekonomik midir? Şimdi abi burada nereden baktığınla alakalı. İlk yatırım maliyetlerini, sürdürme maliyetlerini kenarda tutarsak, saf kuru içine yüklediğimiz elektrik enerjisiyle aldığımız kilometreye bakarsak buna biz bedava diyebiliriz. Çok ucuz.
nedir? Mesela ev elektriği diye bir terminoloji var. Akşam evden şarj edebildiğin. Hı hı. Her şey mükemmel. Evindeki fiyatlardan bu arabaya yükleme yapıyorsun. 25 kuruşa Tesla gibi 534 beygirlik Lamborghini seviyesindeki bir arabayı kullanabiliyorum. Sokaktan yaptığım şarjlarda da yaklaşık 1,5 TL'ye, kuru kuruya bak, hiç başka bir şey karıştırmıyorum. Sokaktaki şarjlardan da 1,5 TL'ye yapıyorum. Bu da nedir? Şu anda 1,5 turbolu bir aracın aşağı yukarı yakıtının %60'ı seviyesinde. Onlar 2-2,5 lira yakıyorlar, bunlar 1,5 lira yakıyor. Ya da ekonomik bir aile arabasının LPG'li senin arabanın tüketimi kadar bir tüketime sahip. Şu anki mevcut yakıt verimliliği bir miktar ucuz diyorsun. Evet. Ona göre. Peki. Saf kuru yakıt elektrik anlamında. İlk yatırım maliyetini üzerine ekle. O zaman iş değişmeye başlıyor. Bak şimdi. Yani... Bakalım kim kimi ikna edecek. O zaman iş ekonomik olmamaya mı başlıyor, daha mı ekonomik olmaya başlıyor? Diyelim ki sizin arabayı örnek verelim. Şu anda piyasasını bilmiyorum. 800 bin lira olarak farz misal yapalım. Ve 1.6 milyon TL'lik, hadi Tesla'da olmasını alacağız, 800 bin TL'lik bir bedeli üstüne koyarak elektrikli arabaya geçtiniz. Hı hı. 3 liralık ya da 3 liralık benzin, 1,5 liralık LPG yerine dedin ki ben buradan 25 kuruşa gezeceğim. Kaç senede amorti edeceğim 800 bin TL'yi sadece yatırımı karşılığındaki 25 kuruş, 1,5 lira farkını geç, bir de senin gibi onu risk free bir yatırıma yönlendirsek ekonomist çobandaki. 800 bin TL'lik bugün altın olsak. Altın alsam. Heh. Altını kenara koysam, bu araba her bozulduğunda, her yakıta gittiğinde o altınları bozdurup o 800 bin TL'yi yapsam, 20 yılın sonunda muhtemelen bugünkü parayla senin 400 bin lira paran, 400 bin altın, belki de bugünkü 650-700 bin TL'lik altının durur. Altın da yükseleceği için yani. Evet, tabii ki. Bu böyle bir şey olur yani, onu söylemek lazım. Ekonomisinin yanında bir de şu var. Ne vardı lan, unuttum. belirsizlikler ve soru işaretleri. Evet. Şimdi ben bunu da ekonomiyi bir tarafa koydum. Belirsizlik ve soru işaretim neredeyse hiç yok. Ben diyorum ki bu bir şanzıman arızası yaparsa şuna götürürüm. Yaklaşık şu kadar öderim. Şu kadar zaman aracımdan uzak kalırım. Ve tekrar eski hayatıma devam ederim. Motor yaptırırsam yine böyle bir öngörüm var. Ve bu imkanlar çok fazla. Burada çok fazla soru işaretim var. Her şeyi dijital abi. Bunda bir problem yaşarsam, daha önce çünkü örnekleri yok. Bak, TOG'larda da soru işareti vardı ilk başta şeye yayıldığı zaman. Daha, tamam, TOG'lar satılmaya, dağıtılmaya başlandı ama bu bozulursa kime götüreceğiz sorusu vardı. Hatırlıyor musun? O çözüldü mü o soru? Ya TOG için çözüldü. Daha İzmir'de var, Manisa'da var, İstanbul'da var ama Tesla için yok. Bir tane servisi var gibi. Sadece. Daha ayrıca daha korkunçları var. Hani sen de trigger kayışı attı, ne yapacağım, bir pil yandı, ne yapacaksın? Bu araçlar yanıyormuş bir de. Şimdi abi, yanma konusu çok az rastlanan bir durum ama bir tane olması bile, evet, elektrikli araç pil yandı. Muhtemelen bugün yüzdelik olarak konuşuyorum. Türkiye'de 25 milyon araç var sokaklarda. Kaç tanesi seninki gibi binek arabadır? 15 milyon civarında diye tahmin edelim. İşte epi topu 100 bin tane elektrikli araba var. 15 milyon versus 100'ün yüzdelik yanma oranlarında benzinli ve LPG'li araçlar fazladır. Ben katılmıyorum, ya da haber olarak mı yansımıyor? Haber bilmiyorum. Olarak yanan bir araba haberi, gidelim şimdi mesela bugün en son hangi araba yanmış diye bakalım seninle. Hatta buraya koyarız onu da. Belki yani, algımızı etkileyen şey şudur. Yok. Biz haberlerde benzinli bir araba yandı haberi çok fazla ilgi çekmeyebilir. Aynen. O yüzden habere konu da olmayabilir. Köpek insanı ısırırsa haber olmaz insan ama insan köpeği ısırırsa haber olur. Aynı gibi. Aynı o örnek gibi. Şu anda herkesin baktığı nokta elektrikli arabalar yanacak mı? Bir tanesi yansın. Bir hafta konuşulur Engin, televizyonda. Engin, ben 5 tane haber gördüm. Yok, bir tane yani de 5 saniye yandı zaten. Son 2-3 şey, dünya genelinden bahsediyorum. Sadece Türkiye'den bahsetmiyorum. Tamam işte, dünyada 5 tane görürsün. Tamam, yani bunu gördüm. Bunu görmek beni çok korkutuyor. Bir de bunun pili yandığı zaman söndüremiyorsun. Yana yana sönüyor. Bravo. Bırak o kendi kendine söner diyorsun yani. Sanki LPG'li araba yanınca söndürülebiliyor mu? O da teneke haline dönüşüyor. Söndürebiliyorsun canım. Pıs. Yapıp tamam, bu da biraz uzaktan işte seyrediyorsun, yanıyor sönüyorsun. Bak, özel ekipmanlarla söndürülebiliyor ama özel ekipmanımız var mı onu bilmiyorum. Yani daha şarj istasyonumuz yeterli sayıda yok. Pil bir yerde arıza yaptı. Bak, daha önce yaşamadığımız için bunlar hep korkutucu. Yani bir ameliyat var, sizi oraya alalım. Ama daha önce biz bu ameliyattan hiç yapmadık. Ölür müsünüz, kalır mısınız bilmiyorum diye bir ameliyata sokuyorlar. Aslında elektrikli araç alma biraz buna, evet, benziyor. 2 sene sonra pillerin tükendiği bitti.
Tamam. Var mı bunun garantisi falan var mı? Ya şimdi burada her aracın, bu aracın mesela ve TOGG'un da 8 yıl garantisi var. Pilleri TOGG'un de garantiye 100... dahil mi? Evet, pilin 8 yıl. Arabanın 2 yıl garantisi var. TOGG'da 2 yıl garanti ya da 3 yıl olması lazım. Pili 8 yıl, 160 bin kilometre. Bizim 192 bin kilometre pil garantimiz var. Garantileri çok büyütmenize gerek yok dostlar. 20 yıl, yılda 20 bin kilometre kullanan kaç için okey ama. Kaç kilometre yaptın sen şu an? Ben 40 bin yaptım. Benim 3 yıllık falan garantim kaldı. Yani ben onu 3 yılda bitiririm. Yılda 60 bin yaparım çünkü. Burada dünya istatistiklerine bakabiliriz. Amerika'da bu araç kullanılıyor 5 yıldır. Ve model 3'ü 6 yıldır kullanılıyor. Bu araçlar 650 bin ila 800 bin kilometre arasında batarya değişimi yapılıyor. Şimdi yeniden bir batarya maliyeti yolda görünüyor, evet, o zaman. Yaklaşık Türkiye piyasasında Tesla'dan aldığım bir rakam benim. Oradaki bir teklifte 490 bin TL olarak, hatta haberlere konu oldu. Benim kanalımdan çıkmıştır o haberde. 500 bin TL her 650-700 bin kilometrede bir masrafınız olacak. Pilini eğer bu performansa devam ettirmek istiyorsanız. Peki ekonomiye geri dönelim. Güzel cevaplar alırım. Teşekkür ederim. Efendim boş gelmedik. Doluyuz yani. Ekonomiye geri dönelim. Bir önceki videoda da bahsettik ama. Şimdi sen az önceki yakıt maliyetlerini şimdiki elektrik fiyatları üzerinden söyledin. Evet. Arz, talep. Ben de orada bir örnek verdim. Dedim ki bu araç LPG'li. LPG ilk çıktığı zaman sudan ucuzdu. Şimdi benzinin yarı fiyatı seviyesinde. Elektrikli araç da yaygınlaştığında özellikle bu sistem kapasite meselesi ve üretim kapasite meselesi nedeniyle fiyat, elektrik fiyatı şimdikinin çok çok üstüne çıkmayacak mı? Ben yemin ediyorum, garanti veriyorum çıkacaksan. Ben de yemin etmeme gerek yok. Arkadaşlar LPG'li araç çıktığında çok ucuzdu. Yani galiba benzinin onda bir fiyatı falandı. Çok aşırı ucuzdu. Bayağı ucuzdu yani. Ben ilk LPG dönüşümümü litresini şeye alıyordum. 25-24 kuruşa alıyordum litresini. Ankara'da dönüşüm yapmıştım arabama. Benzin o zamanlar 2 lira civarında bir şeydi. Muhteşem ucuzluk geziyorduk yani. Yok, bu bilgi tam doğru değildir. Yani benzinin 2 lira olduğu zaman 2 euroydu benzin. LPG 80 kuruş falandı. Yok. Türkiye'den mi bahsediyorsun? Türkiye'de, Ankara'da benzinin 2 lira 2.10 euro olduğu zaman öyle bir dönem yaşadık biz. Nihat Sırdar'la protestolar ediyorduk sokaklarda. Benzin 2 euroydu zamanda Türkiye'de. Takipçilerimiz bir yazsın aşağıya ne zaman olduğunu. Yok abi, çok net hatırlıyorum. Yani Türk lirası karşılığı neydi? Ben euro kısmını bayağı bir soru işareti haline dönüştü. İşte 2,5 lira falandı. Şey, benzin 2,5 lirayken LPG 80 kuruşun üstündeydi. Ben ilk bir tane Evo görünümlü Mitsubishi'm vardı benim. Tamam. Tarih. Orada işte benzin 2 liralardayken ben 80 kuruştan LPG aldığımı hatırlıyorum. Özür dilerim. 80 kuruştan. Tamam. Hı-hı. O zaman şey. Seninki bayağı çünkü şey oldu. O linç yiyeceksin şu anda. Yesinler canım. Bu adamı biliyor diye çıkardınız karşımıza diye. Adam elektriği biliyor, LPG'yi biliyor. 400 bin kilometre LPG'li araba kullandım ama hafızam yanıltabilir. Çok ucuzdu abi ya. Ben 24 liraya 25 liraya deposunu dolduruyordum. Sonra ama aradaki fark kapandı. Tamam, 80 kuruşmuş ya. 30 litre alıyordum çünkü. Tamam, özür dilerim. Arkadaşlar özür dileriz. Ya da özür dilememe gerek yok. Keseriz buraları, tertemiz olur. Hadi hiç böyle bir hata yapmamışım gibi. Montaj teknolojisi. Makas bizde değil mi? Abi şu anda sudan ucuz. Bir kere ev elektriğinde devlet sübvansiyonlu. Ama LPG gibi olacak. Olacak tabii canım. Mecbur o. Yani sokakta 8 liraya kilovatını alıyoruz şakır şakır. 1 milyon TL o sokaktaki üniteler. Kâr etmeden takıyorlar. 2030'a kadar hiçbir şarj firmasının kâr beklentisi yok. Bu 8 TL'ye 3,5 liraya alıp gibi gözükebilir. Meydan kirası veriyorlar. Ünitenin ekipman ve bakımları var. Bunu çalışan çağrı merkezleri, satış yöneticileri, pazarlamacıları. Bunlar hep destek değil tabii mi? Tabii şu anda çok büyük bir yaygınlaştırma destek. Yaygınlaştırma için. Evet. Peki gerçekten yaygınlaştırılığında bak bu hikayeler hep böyle başlar. Bir ürünü, tehlikeli bir ürünü, satılmaması gereken bir ürünü ucuz sokarlar. Mesela LPG tehlikeli bir ürün mü? Benim örneğim şu. Bize kimyasal gübreleri bundan 30 sene 40 sene önce yoktu. Kimyasal gübreleri hayatımıza, her köyün kahvesine, biz takım elbise kravatlı birkaç kişi geldi. Köylü ahaliyi topladılar. Ellerinde de bir tane çuvalla geldiler. Dediler ki bunu atarsanız sizin tarla öyle verim verecek ki yandaki domates üreten seni kıskanacak. Köylü için çok şeydir ha. Benim çok güzel ürünüm oldu diye. Ve sudan ucuz dediler bu. Köylü dedi ki alayım ve bakayım. Sudan ucuzmuş zaten. Aldı attı. Aldı mı domatesi öyle adamların dediği gibi? Alır. Müthiş. Dedi ki ben seneye gene alayım. Bu böyle yaygınlaştı. 2-3 sene sonra geldi dedi ki tamam da artık bu çuval sudan ucuz değil.
Sonra dediler ki biz bunu alamayız. Bu pahalı artık. Almayıp eski usule dönelim. Dönmeye çalıştılar. Artık toprak o toprak değil. Çünkü 3 sene o gübreyle gübreledin ya. Toprak artık tuzlu ve toprak değil. Artık elin mahkum kaldın. Şimdi bu hikaye ona benziyor, tamam mı? İlk başta sudan ucuz. Sonrasında elin mahkum hale geldiği zaman sen aracı aldın ya. Artık bununla evlendin baba. Yarın öbür gün nişanlandın değil mi? Benim dediğim şey gerçekleşirse artık evlendin. Daha doğru doğru. Yani evlilik dediğim, daha nasip inşallah bakalım. Hikaye gerçekleşirse, elektrikli araçlara çok büyük bir crash, çok büyük bir dump gelirse sen o zaman bundan kurtulamamaya da başlayacaksın. Satamamaya da başlayacaksın. Elektrik maliyetin de artmışsa ulan zaten ucuz diye buna katlanıyorduk. Senin özelinde söylemiyorum. Elektrikli araç düşünenler özelinde. Ucuz diye zaten buna katlanıyorduk. E bu da kalktı ortadan. İstediğim gibi gidemiyorum. Zırt pırt durup doldurmak zorundayım. Pili var. Pil de temiz ürün değil. Yani buna konulan elektriği de nükleer santralde üretiyorlar. Ulan neresinden tutsan ahmakça, nereden baksan tutarsızlık noktasına geldiği anda büyük bir şok, büyük bir hata yaşadığını anlarsın. Ha sen seviyorsun, sen ne olursa olsun bununla zaten yani, görüyorum o gözlerindeki ışığı. Mustafa hocam, söylediğin o çiftçilik tarafına o ayrı bir örnek olarak kalsın. Tabii. Yani ben öyle olup olmadığını bilmiyorum ve tarımdır vesaire çok ilgi alanım olmadığı için bir dönüşüm içerisinde insanlara tutundurana kadar ve değişimi gerçekleştirene kadar bazı teşvikler vardır. İşte elektriğin ucuz olması, devletin %40 ÖTV alması, bu arabadan %60 daha az ÖTV alması, alın çevreci vesaire, ya da TOK şu anda %10 ÖTV'li, 1.4 Fire, Fiat, Egea %80 ÖTV'li. Biri Bursa'da üretiliyor, biri Gemlik'te üretiliyor. Bir tane benzinlisi %80, diğeri %10. Evet, teşvikler var. Daha fazla yerli aracımızı üretebilmek için bir sürü teşvikler. Bunları bir kenara kaldırdım. Yine geldin bana. Bunu konuşalım mı az bir şey? Söyleyeceğini bitir. Çünkü bak tehlikeli bir şey söyledi. Dedi ki bak bundan %40 ÖTV alıyorlar. Bundan 80. Kim alıyor? Devletimiz, Maliye Bakanlığı. Peki, yani bu bir geçinme yöntemi. Bundan %80 aldıktan sonra buna konulan yakıtı satarken de ÖTV alıyor değil mi? Yani aslında şöyle bir gerçeklik var, bunu yadsıyamayız. Türkiye maliye olarak araba kullananların, sigara içenlerin ve içki içenlerin ayakta tuttuğu bir dolaylı bir vergi ülke. Ülkesidir. Tamam. Indirect taxation'ımız, dolaylı vergilerle biz hayatımızı, herkes gelir vergisini çok muntazam ödeyip dolaylı değil de direkt vergilendirmeye geçsek. Vergi alabildiğin sadece maaşlı. O da zaten maaşı eline geçmeden kesiyorsun. Ya da çok kurumsal büyük firmalar. Onlar da eğer şey yapmıyorlarsa işte yatırım şey vesaire. Yapıyorlar. Yani onlardan da alıyorlar. Esnafımızdan alıyorlar. Söylüyorum bak. Hepsi rekortman. Araba kullanan, içki içen, sigara içen, bir de sabit maaşlı, maaşından peşin olarak vergi kesilen adam. Onun dışında bizim böyle ayakta tutacak bir vergi gelirimiz yok. Şirketler, büyük vergi ödemesi gerekenler zaten vergiden kaçınmanın yollarını tabii biliyorlar. Reklam kaçırmazlar ama kaçınırlar. Kaçınıyorlar. Evet. O yüzden devlet onlardan alamıyor. Şimdi soru şu. Burada bir vergi kaybı var. Teşviği yaygın var diyelim. Kaybı demeyelim. Şimdi ben hazine şey açısından bakıyorum. Vergi kaybı var. Bunu sattırırsa 80 alıyor. Bunu sattırırsa 40 alıyor. Ya bunu sattırmamak isteyecektir. Önümüzdeki dönemde çok yaygınlaşırsa ya da o 40'ı. Yani işte o bir promosyondu. 3 al 2 ödeydi. Dedi ki artık tamam ben pazar payımı. Sen hocam iPhone'un şu anda indirime girdiğini görüyor musun? Yok. Fiyatı açıklıyor, evet, ve her 2 ayda bir zammını yaparak devam ediyor. İlk çıktığında $499 yine beni taşlamayın da bakın. Şu anda 1000 küsür dolar Amerika fiyatını konuşuyorum. Ama diğer taraftan Android telefonlar kampanyalar yapıyorlar. Geçici bir indirimler yapıyorlar. Evet. Onların da Samsung gibi ya da daha iyi markaları artık onlar da kampanyalarını standartlaştırıyorlar. Devlet de tamam dedi gençler. Arkadaşlar aldığınız arabalarınızı, sizler bir 15 bin, 20 bin, 50 bin kişiydiniz. İnsanlar elektrikli arabanın uzun yol yapabileceğini, Engin Özören kanalı 38 bin kilometreyi 6 ayda yapabileceğini öğrettin evladım. Bundan sonra artık teşvik meşvik yok. Neden? Bu arabayla bu araba aslında ikisi de aynı araba. Motorları farklı, gitme anlamında abi. A noktasından B noktasına. Şu anda ben elektrikli arabayla bugün seninle birlikte Erzurum'a çıkıp gidebilirim. Evet. Hiçbir şüphem veya korkum yok. Benim Türkiye var için.
Yok yani, götürürüm ben seni. Yok götürürsün de ben şeyden korkuyorum. Ya durmayalım ya. Tek pit stopla İstanbul'a, tek pit stopla Erzurum'a gidelim noktasında. Duralım, benim prostatım var, tutamıyorum. Aman geçmiş olsun. Yani yok da çok içtiğim için arabanın içerisinde tuvalete giriyorum. Bir de uzun yolda 200 kilometrede bir ara veririm. Eski araçlarımda da böyleydim. Buna özel değil. O yüzden hiç zorlanmadım şimdi geçerken. Dediğin gibi bu promosyonun biteceğini ben de düşünüyorum. Elhak yani. Peki, daha fazla şey olamaz. O zaman bir negatif, yani maliyet konusunda bir negatif durum daha. İşin maliyet olmayan tarafları da var bu arada. Bir maliyet noktası daha konuşalım. Ben burada söyleyecek çok şeyin olduğunu biliyorum. Çin'den gelecek araçlar hikayesi. Hı hı. O araçlar gelecek mi? Geliyor mu? Gelmesiyle ilgili gelecekte bir sıkıntı var mı? Bir devlet politikası bunlarla ilgili bir şey öngörüyor ya da bir şey yapmaya çalışıyor mu? Burada sevgili arkadaşlar şahsi fikrimi söylüyorum. Bununla alakalı hiçbir kulis bilgisi vesaire almadım. Ben olaya nasıl bakıyorum? Çin vergisi %40 ek gümrükle toplamda %54 ek vergi. Çin'den gelirse ek var diyorsun. Ek var. Kore'den gelirse yok. Almanya'dan gelirse yok. Çin'den gelirse var. Bu bilgi İki, önemli. 20 şehirde 40 çalışanlı kendi distribütör firmaya ait servis kurma zorunluluğu ve bunun belgelendirmesi ile alakalı işi yokuşa sürme. Diğer hiçbirinden istemiyorsun. Batarda. Bunların hepsi. Şöyle çok kolay bu işi çözebiliriz. TOG'u korumak için yapıyorlar. Arkadaşlar neyin TOG'u... Neyin koruyacak TOG'un ya? TOG'u başka türlü de korur. Burada şöyle bir durum var. Ben şimdi ne olayım? Türkiye olayım. Yok. Ben Almanya olayım. Tamam. Sen Türkiye ol. Bu arkadaş da kameranın arkasında ol, Çinli olsun. Ol işte Çin olsun. Ha. Biz seninle 70-80 yıldır Cumhuriyet kurulduğundan beri... Alıyoruz satıyoruz. Alıyoruz satıyoruz. Sen bana bunu gönderiyorsun. Benden turizm satın alıyorsun. Portakal yolluyorum falan. Aramızda bir ticaret var. Evet. Çok iyi ki esnafız, tamam mı? Sonra ben Almanya'yım ya, sana mal satamamaya başlıyorum. Neden? Olrich bana ucuz satıyor orada. Olrich Çin'den gönderiyor buna. Ha bu arada Olrich Türkiye'den de hiçbir şey almıyor. Ya kardeşim diyor, bu adam senden bir şey almıyor. Niye sen ondan bir şey alıyorsun diyorum ben. Sen de diyorsun ki ama ucuz. Ama o zaman ben de senden alamayacağım. Çünkü ben sana gönderdiğim parayı geri alamıyorum. Sana turist gönderiyorum, bu parayı tahsil edemiyorum. Çok rahatlıkla biz bunu Türkiye-Rusya ilişkilerinde görürüz. Rusya turisti keser, doğalgazı keser. Biz domatesleri gönderemeyiz. Aramızda böyle al gülüm ver gülüm olmadı. En güzel ticaret al gülüm ver gülüm olur. Ne zaman ki Çin Türkiye'den bir şeyler almaya başlar, turistler gönderir, meyve sebze ithal eder, buzdolabı alır bizden. O zaman biz de Çin vergilerinin kalktığını görürüz. Arkadaşlar bu kadar basit bir yani olay. Yani Çin'e zorlama biraz tek cümleyle anlatmak gerekirse sen benim sırtımı kaşı ben de senin sırtını kaşıyım modeli. Belki... Çin bizim sırtımızı kaşımadığı, biz sadece oraya para kaçırdığımız ve burayı tatmin edemediğimiz, o adam da biz alışverişi burayla yapıyoruz diye bize sırt çevirdiği. Alışveriş de yapmıyoruz işte, o kötü olan o. Veriş yapıyoruz. Heh, evet. Bu da bununla da alışveriş yapmak istiyoruz. Almanya'da diyor ki Avrupa Birliği'de tamam da diyor ben sana satamamaya başladım. Bunu bir dengede götürmemiz. Bakın Almanya ile bizim ticaret hacmimiz şeydir yani denktir böyle güzel güzel Avrupa Birliği ile. Arada çok uçurum yoktur. Şuna bakın, Türkiye'nin arada ticaret eksisi verdiği ülkelere bakın. Orada her şey çok net ortaya çıkacaktır. Yani cari açığımızın büyük kısmını Çin'e yapıyoruz gibi evet, bir sonuç var zaten. Ortada da böyle bir realite durum var. Ha, Çin'e uygulanan bu muamele aracın neviinden ziyade Çin'le olan ekonomik anlaşmazlık. Peki Çin'in bu ucuz araçları buraya girdiğinde bu aracın fiyatı nasıl etkilenecek? Ya burada tabii Tesla'nın eli güçlü, ÖTV kaynaklı. Çinli arabalar 1.7 milyon TL seviyesine konumlandılar benzer modellerini. Tesla 2.8 milyon arabaları sattı. Dolar 24'tü. Tamam sattı. Sonra baktı ki diğer markalar bunun büyüklüğünde benzer teknolojilere sahip. Çinli markalar %54 ek gümrük vergisine rağmen. Tak Elon Musk hemen 2.350'ye bir düşürdü arabanın fiyatını. Çok korkunç bir şey söylüyorsun. Ve dolar şu anda 29 lira. Evet, çok korkunç bir şey söylüyorsun şu anda. Yani bu bile aslında bir kreşe yol açtı ki bu modelin daha doğrusu bu sınıfın en iyisi için. En iyisi için. Ben o araçları buna muadil görmem. O araçları Renault'un elektriklerine muadil görebilirim belki ama Tesla'ya muadil görmem. Benim için Tesla başka, diğer elektrikli araçlar başka bir sınıf. Onu kabulleniyorum. Ya Mustafa çok güzel söylüyorsun ama A noktasından B noktasına elektrikli bir araçla gitmek isteyen için ve dijital okuryazarlığı o kadar yoksa Tesla olmuş ya da diğerleri olmuş o kadar fark etmeyebilir. Tesla da girdiği pazarda pazarı komple domine edip Çin'de de böyle yok etmek üzerine çalışır. Ya biz bunun kaç para ürettiklerini bilmiyoruz. Çünkü senin arabanda 4000 kalem parça var. Benim arabamda 400 kalem var.
Bir tane tek elektrik motoru, bir tane batarya, bir tane de arkada elektrik motoru. Evet. Sende segman var, ben de, krank var, canım, piston var, o var, bu var, şu var. Bunların olması hoşuma gidiyor çünkü bunlar mekanik, seninkiler dijital, ben dijitalden korkarım. Biz copy paste düzelteceğiz, uzaktan bağlanıp araba problemi çözdüm. Bak, ben yaşlı bir kızılderili görüşüyle bakıyorum hayata. Yani bir şey ne kadar mekanik o kadar iyi, ne kadar dijital o kadar korkutucu bizim için. İhtiyarlıyoruz herhalde. Yok çünkü canım, aslan dijitalin gibisin. Sıkıntıları... Özellikle benim öngördüğüm, bak ben bir şeyleri bazen söylüyorum. Diyorlar ki manyak, diyorlar ki uçuk. Sonra o oluyor, aradan bir müddet geçiyor. Diyorlar ki herif manyak değilmiş lan, onu görmüş. Şimdi ben elektrik sistemlerimizde büyük bir sıkıntının yaşanacağı dönem, buna tarih veremiyorum ama böyle bir dönem öngörüyorum. Böyle bir durumda bu araçlarla ilgili algı da komple değişir. Elektrik sistemleri tekrar yerine gelse bile, kripto paralarla ilgili algı, hatta kripto paraların ruhuna El Fatiha bile diyebiliriz, hı hı, böyle bir durumda. Bunlar bile benim kafamın içinde hep acaba soru işaretleri. Böyle olacak demiyorum. Bu olursa üzerinden modelleme yapıyorum. Bir de işin böyle bir riski var. Bunda oluşabilecek her şeye aşinayız. Bunda her şey soru işareti. Daha korkutucusu bir, şimdi... Bu araçlar çevreci mi? Net bana şunu söyleyebiliyor musun? Bu araçlar çevrecidir. Evet, çevrecidir. Hangi açıdan çevrecidir? Rüzgar, güneş enerjisi ve hidroelektrik santrallerden üretilmiş elektriği bu arabanın içerisine şarj ederek ya da kendi panelinizde şarj ederek kullanırsanız sıfır emisyonlu yenilebilir enerjiden getirildiği için şeydir. Türkiye'de senin evine 30 kilometre ileride sadece güneşten elde ettiği enerjiyi bizlere elektrik olarak satan bir firma var mesela. Güzel. Adını söylemeyeyim şimdi, reklam olmasın. Şimdi burada. Böyle olacak mı peki? Yani genel olarak genele böyle mi yayılacak? Yine elini vicdanına koyarak. Koydum. Koy bakayım, genel olarak böyle mi olacak? Yoksa hayır abi, doğalgaz santrallerini açacağız altını. Birazını sanayiye, birazını arabalara tamam yapacağız. O zaman çevreci görünmüyor gelecekte. Ama doğalgaz çevrim görünmüyor şeye göre. Yani. Ehvelişer. He. Ehvelişer. Tamam. Ama doğalgaz santralleri yetmez. Doğalgaz santralleriyle bunlara yetecek. Yaygınlaşmış haliyle söylüyorum. Bunlara yetecek. Nükleer enerjimizi enerjiyi kullanacağız. O zaman Rusya'yı zengin edersin. O da başka bir şey. Nükleer enerjiye yeteceksek o bir fecaat. İki, bunların pil sorunu. Bir soru, hı-hı, işareti. Pili nasıl geçtin, değiştirdin, kaç paraya mal olduğu sormuyorum. Bunlarda bir pil atığı durumu söz konusu olmayacak mı? Şimdi burada senin araban 600 bin kilometrede 40 defa, değil mi? 40 defa bakıma girecek. Tabii. Yanlış değilim değil mi? 15 binde bir. Fazla da girecektir. 60. Yanlış söylemiyorum şimdi, korkuttun beni şimdi. 40 defa bakıma girecek. Her birinde 4 litre yağdan 160 litre yağ çıkacak bu, evet, arabadan. Havaya karışanların haricini belki de ekliyorsun. Kaç ton yakıt kullanacaksın? Müthiş bir şeysi. Şimdi... Bakıldığı zaman bir iki bakış açısı var. Bunun pilini aldık. Şu anda geri dönüşüm işleri başladı. Bunları storage pil olarak kullanıyorlar. Arabayı çalıştırmaya yetmiyor ama 100 tane Tesla'nın pilini üst üste koyup güneş enerjisini gece kullanmak için kullanabiliyorsun. Dönüşte. Böyle 40 yıl sonra ne olacak? O da çok sürmez de. O da çok 40 sürmez yıl sonra de. Ne olacak? Şu an için cevap verilmiş, 40 yıl sonra bu tekrardan geri dönüştürüp yapılacak mı, yapılmayacak mı? Bazı makaleler evet diyor, bazıları diyor bunu bir şekilde yapacağız. Orada benim kulağıma gelen çok korkunç bir bilgi var. Yani o işte söyleyeyim şu anda mi? Dünya iki kutuplu olduğu için değişecek ve değişmeyecek de alakalı. Senin 140 litre, 160 litre yağı nereye gidiyorsa, nasıl geri dönüştürülebiliyorsa ben sana söyleyeyim. Sanayide sobalarda yakılarak bertaraf ediliyor. Benim kulağıma gelen, doğrudur değildir bilmiyorum. Sadece bunu fikir jimnastiği olsun diye söyleyeyim. Geri dönüşüp dönüştürüp kullanmanın maliyetindense hurda olarak bunun hurdalığına katlanacak bir üçüncü dünya ülkesine kitlemek çok daha düşük maliyetliymiş. O zaman aklıma bir ülke geliyor. Hani bunu burada ayrıştıracak, bölecek, içindeki değerliği alacak, hurda olarak falan yapacak bir ülke geliyor aklıma. Avrupa'dan mesela şu anda poşet çöp, ithal eden çöp, bir ülke. Aa, ağzımdan aldın. Çok güzel bir ülke abicim ya. Hangi ülke? Şimdi bir de işin bu tarafı beni korkutuyor. Bunu duyduktan sonra tüylerim iyice diken diken oldu. Yani tek bir açıdan ele almıyorum. Ekonomist çobanım, işi ekonomi tarafından ele alıyorum değil. Genel olarak bu haliyle bakınca o eski pembe tablo benim gözümden çıktı. Şimdi artık korkutucu bir senaryo var. O yüzden almayın demiyorum, alınmaz demiyorum. Fiyatların sadece fiyat hareketlerine bakarak yakında bir kreş yiyeceğini düşünüyorum bu etkenlerden dolayı.
bu kreşten sonra tekrar toparlanır, gider mi, yayılır mı? İşler dengeye oturur mu? Onunla ilgili bir şey söylemiyorum. Ama şu anda yatırımsal açıdan alırım, yatırımım değerli bir yatırım yok halinde kalır gibi bir durum kesinlikle yok. Sonrasına bakarız. Çevreci de değil. Yani o işte ayrılırız orada. Şuraya teknoloji, bir güneş enerjisi koy. Teknoloji yeni. Bir beklerim. Bir 5 sene 10 sene geçsin. Ben bu maliyetlerle, ha bak tekrar söyleyeyim, bir tane elektrikli bisiklet benim ihtiyacımı çözüyor. Benim ihtiyacım ne? Dalaman'a gidip alışveriş yapacağım, geleceğim. 15-20 kilometrelik bir yolculuk ve bunu günde 2 sefer ya da her gün bir sefer yapacağım. Bu araçla yapmak mantıksız. Bahsettiğim tarzda bir elektrikli bisiklet beni oraya götürüp getirebiliyorsa bu araçla yapmak mantıklı. Bu fecaat. Mustafa, burada sana bir tane şey söyleyeyim. Yani elektrikli araçlar. Bu şehir merkezinde senin arabandan 10 kat daha verimli bir araba. Ona demiyorum. Bununla bakkala çakala gitmek için, evet, 2 milyon küsürlük bir yatırım maliyeti. İstanbul'dasın. Maslak Levent hattında çalışıyordun eskiden. Evet. Plazadan çıktın. Evet. Bununla bindin ve oradan Bakırköy'e gideceksin. Senin araban o 25 kilometrelik yolda tahminimce 8-9 litre benzin tüketir. Doğrudur. Ya da LPG tüketir. O kadar etmez de eder mi? 25 dur kilometrede kalktır. Yok. Ha, tamam kalktır. Peki. Yani ne kadar olduğunu siz şey yapın. Ben orada sadece 25 kilometrede yaklaşık kaç ne kadarlık elektrik tüketirim biliyor musun? 48 40 TL sokak elektriğini söylüyorum. Hani en böyle şeyinden bahsediyorum. 40 liralık elektrik tüketirim 5 kilowatt yapar. Tamam ama bak bu ihtiyaç farklı bir ihtiyaç. Tamam. Benim ihtiyacım başka. Şimdi arabayı, bu elektrikli arabalar çevreci mi? Evet, verimlilikle eğer sürdürülebilir kaynaklardan alınırsa ve doğalgaz santrallerinden, sonuçta elektrik çevrildikçe kayboluyor, doğru bir yönetimle arabalara verilebilirse şehir içindeki trafiklerde bu da kanıtlanmış bir şey. Hani Avrupa Birliği'nde şehir merkezlerine elektrikli araçlar girebiliyor. Diğerleri para ödemek zorunda kalıyor. Vergisi var. Bu emisyonları çok düşürüp sıfırlayan ve dur kalk mesafelerde müthiş verimli bir araba. Çünkü çalışmıyor. Güzel. Ona itirazım yok. Bu teknolojik olarak. O yüzden çevreci mi sorusuna, nerede, hangi kaynaklarla araba üretildi? Arabanın nerede üretildiğini nasıl biliyoruz? Abi de nasıl üretildi? Nasıl üretildi? Bu arabayı üretilen kaynaklar çevreci miydi? Bunun pilinin dönüşümü, yenilemeyen kömür santrallerinden üretilen elektrik ve Türkiye'nin elektrik altyapısına ekstra maliyetlerin getirdiği karbon emisyonu artışları gibi çok kompleks baktığımız zaman işin içerisinde negatif tarafa doğru geçeriz. Ama doğru bir strateji ve planlamayla, devlet şeyleriyle birlikte eğer ki yenilebilir kaynaklara geçerse ben bunlardan çok başarılı olacağını düşünüyorum. Burada o zaman izleyenlere şeyi soralım mı? Yani iki farklı görüş gibiyiz. Siz de fikrinizi hem de duyduklarınız ışığında aşağıya yazarsanız seviniriz. Yani çok güzel. Ben ne anladınız sizin mesela bu söylenilenden sonra, tercih eder misiniz? Bir örnek vereyim. Herkes kendi hayatından böyle örnek verebilir. Ben yaşadığım şartlar itibariyle, dedim ya sana günde 15-20 kilometrelik yollara iki sefer gidip geliyorum. Hiç aracım yok. Bir araç tercih edeceğim. Hı hı. Elektrikli araç mı tercih edeyim, başka bir seçenek mi? Bunu alabilmek için çok büyük bir ilk yatırım maliyetine katlanıp çok ucuza gidip gelebileceğim. Ama 2 milyon 300 bin lirayı çıkarmam lazım gözden. Soru işaretleriyle birlikte. Hı hı. Alternatif ne olabilir? Dediğim gibi bir tane elektrikli bisiklet tarzı ya da çok müthiş, küçük ya da bir Zoe. Bilmiyorum. İşte o tarz, hı-hı, daha verimli ve daha ilk yatırım maliyeti çok düşük bir şey alırım. Ama bu benim ihtiyacımı hiç karşılamaz. Çünkü ben İstanbul'a da gidiyorum. Çünkü ben Köyceğiz'e gidiyorum. Çünkü ben Antalya'ya da gidiyorum. Yine bana bir araç gerek. Beni o mesafelere götürecek. Bir elektrikli bisiklet ya da bir küçük elektrikli araç artı fosil yakıtlı kafamda hiç soru işareti yaratmayacak. Yani mevsimine göre, bunu mevsimine göre o bisikleti kullanabileceğim alternatif bir çözümle kendime çok daha ekonomik ve hatta büyük oranda da çevreci gidip gelmelerde kurtaracak. Bu beni haftada belki bir sefer, iki sefer ihtiyaç duyduracak kendine. Sen işte ihtiyacını çok güzel tarifledin. Ben giderken hızlı olmam, durmamam vesaire diye. Şimdi ben İstanbul, Antalya burası, buradan İzmir, Çanakkale üstüne İstanbul'a döneceğim. Ve arkadaşlar yapım gereği 150-200 kilometrede bir duran birisiyim. Seviyorum yani durmayı. Bu açıdan beni bu araçlar zorlamadı. Benim de yine bir elektrikli bisikletim ve yanında elektrikli aracımla bu dediğin her şeyi yapabiliyorum. Elektrikli bir yakıt demeyeyim, bir enerji türü
Dizelciler vardır aramızda. Dizel araba alınır. Benzinciler vardır. Benzinli LPG'ciler vardır. Turbolucular vardır. Haram beygirciler derler ona. Ve LPG'ciler vardır. Bakın şu anda bu arabaya LPG takılır mı? Manyak mısınız siz? Motorunu yiyeceksiniz. Yedin mi abi motorunu? Mis gibi gidiyoruz. Hiçbir şey olmadı. Tertemiz. Ben de 400 bin kilometre kullandım. Aziz Allah. Hoca dedi ki bitirin videoyu. Aynen bitirin dedi. O yüzden bu bir tercihtir. Artısıyla eksisiyle her birinin birer şeyleri vardır. Kendi kişisel kullanım amacınıza göre de değerlendirebilirsiniz. İşte o değerlendirmelerini aşağıya yazarlarsa yazsınlar. Seviniriz. O zaman gel biz şöyle okuruz. Bakalım da hadi bir el sallayalım. Bugün çok değişik bir kamerayla yaptık bu şeyi. Ekonomist Çoban'ın gerçekten çok değişik bir içeriği oldu. Teşekkür aynen. ederim, ayağına sağlık. Ben teşekkür ederim. 35 dakika konuşmuşuz. Vallahi süper oldu. Hadi gel şunu montajlayıp yükleyelim şimdi. Beğenmeyi, paylaşmayı ve Ekonomist Çoban'ı 100 bin aboneye 100 bin aboneye getirmezsek ayıp olur. Kızıma söz verdim yapamıyoruz ya. 16 günün kaldı hadi. He yok orada biraz pazarlık yaptık. Bir iki ay daha beklerim babacığım dedi. Tabii tabii. Yoksa hani böyle ama yılbaşına ulaşırsak da büyük yılbaşı hediyesi olur. Olur olur. Tam şu anda video izleme mevsimine girmişiz. Senin kanaldakilere de söyle olsunlar bize şu kızı. Hadi siz de bakın. Valla kendiniz 8 için. 8 yaşında bir kız çocuğunu mutlu edeceğiz. Ekonomist Çoban'ı mutlu ediyorsunuz tabii. Bunu da inkar etmeyelim yani. Teşekkür ve ederim. Ve 13'de. Oluç oluyor musun mutlu? Oluç. Oluyor ya. Hadi Oluç cansıperhane savaşıyor. Hadi teşekkür görüşürüz. Ederiz dostlar izlediğiniz için. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.